geriye dönüp bakıyorum kim ne derse desin. Ben bedel ödedim ama bir millet. Kaç yaşındayım? 22 yaşındayım. Tezkeresine 15 gün kalmıştı. Nöbet yerine yıldırım düşmüştü. Evlat acısı çıkar mı insanın yüreğinden? Üç kardeşin sonuydu zaten. İki kardeşi gitti askerliğini yaptı geldi. Bu da gitti Hakkari'ye düştü işte. Nasıl anlatayım ki yavrum? Bayram nasıl geçebilir ki bizim için? Bir yokluk var bizde. Bir gerileme var. Eski şeyimiz yok yani. Eski hayatımız yani eski ya dönük hiçbir şeyimiz kalmadı. Hep acı içindeyiz. Bir şehit gelirse acımızı tekrar tekrar yaşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Elimizden bir şey gelmiyor. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Tek evladım. Ben o günleri hatırlamıyorum. Bana da söylemediler. Hiç hatırlamıyorum onları. Hiç hatırlamıyorum annem. Bildiğin tek şey var, şehit oldu. Ay şehit oldu. Başka bir şey hiç hatırlamıyorum. 15 yıl oldu. 15 yıldır gelip gidiyorum oğluma. O ona gelecekti, ben ona geliyorum. Çare bulamadık. Her gün geliyorum. Vakti buldukça bir işim çıkmaz, her gün buradayım. Bayramlar daha acı oluyor. Tabii. Öyle şimdi o bana gelecekti. O bana gelecekti. Ben koşa koşa ona geliyorum. Beraber oturuyoruz ikimiz. Anlatıyorum. Muhabbet ediyoruz beraber. Evet. Bizim için, anneler için çok büyük bir acı. Mükafatı da büyük, acısı da büyük. 5 aylık askerdi Şırnak'ta. Şehit olduğum kaynımın oğlu. Bir taneydi. O yüzden çok üzgünüz. Ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Allah sabır versin. Ve vatanımız sağ olsun, ne diyelim. Yapacak bir şey yok. Çok zor. Çok zor geçiyor. Devamlı gelip ziyaret ediyoruz. Ama acısı bitmiyor. Evet. Çok üzülüyoruz. Çok seviyorduk. Biz buraya geldiğimiz zaman devamlı aynı acıyı hissediyoruz biz. Devamlı. Ne değişiyor ki bu? Yani daha da ileri gitse daha da hiçbir dinmeyecek bu.